Eskiden su savaşını, pasta ve yumurta savaşını çocuklar yapardı. Ya şimdi kimler su ve gıda savaşı yapıyor, biliyor musunuz? Peki bu savaşların galibi kim? Kimler olacak? Merak ediyorsanız haberimizi mutlaka sonuna kadar izleyin, beğenin, paylaşın, kanalımıza abone olun. Yeni Dünya Düzeninde Gıda Krizi. Destek ve Hibe Danışmanları Derneği Hibeler Genel Başkanı Atalay Şahin Bakan yaptığı açıklamada, bundan önce özellikle petrol savaşları vardı. Emperyalist devletler petrolü ele geçirmek için savaş çıkarırlardı. Şimdi ise gıda üzerine savaşlar kurgulanmaktadır. Halkımız kesinlikle stokçuluk yapmadan sadece tedbir amaçlı şimdiden gıda ve gıda ürünlerini almaları zorunlu ve gerekli. Ukrayna-Rusya savaşı bunun en bariz örneğidir. Ukrayna topraklarının yarısından fazlası Amerikan birkaç şirketin eline geçmiş durumda. Bu şekilde milliyetsiz devletler ile mesnetsiz toplumlar oluşturulmaya çalışılıyor. Bu sistemde yeni sömürge şekli dedi. Destek ve Hibe Danışmanları Derneği Hibeder Genel Başkanı Atalay Şahin Bakan, ülkemizde dünya gıda krizinden etkilenmemek adına gerekli tedbirleri alma zorundadır. Vatandaşlarımız da stokçuluğa kaçmadan şimdiden gerekli tedbirlerinin almak zorundadır. Halkımız kesinlikle stokçuluk yapmadan sadece tedbir amaçlı şimdiden gıda ve gıda ürünlerini almaları gerekli dedi. Avrupa bu sene soğuk için tedbirler almaya çalışır ama beklenen en büyük tehlike gıda ve su krizidir diyen Destek ve Hibe Danışmanları Derneği Hibeder Genel Başkanı Atalay Şahin Bakan, artık altının değil ama gıdanın değerli olduğu bir düzene doğru son hızla gidilmektedir dedi. Destek ve Hibe Danışmanları Derneği Hibeder Genel Başkanı Atalay Şahin Bakan yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Şu anda gıda sektöründeki açığı tam hissedemiyoruz. Bu yakın zamanda 1-2 ay içerisinde Ocak'tan itibaren bu vatandaşımızın nezdinde hissedilmeye başlayacak. Vatandaşımız buna göre kendi planlaması ve programlamasını yaparak gerekli tedbirler almak zorundadır. Çünkü kara kıştır, adı üstünde kara kıştır. Kara kışın kapkara olmaması için gerekli tedbirleri vatandaşımızın alması lazım. Çünkü Ocak'tan itibaren gıda sektöründeki fiyat artışları tavan yapacak. Bunun için de gerekli tedbirleri alması lazım. Vatandaş nasıl tedbir alması gerekiyor? Vatandaş önce elindeki imkanı nereye yatıracağını bilmeli. Yani senin elinde 5 liran varsa ve sen bu 5 lirayı değerlendirmek istiyorsan önceliklerin bellidir. Bir, öncelik nedir? Yeme içmedir. Sonra barınmadır, sonra güvenliktir. Birinci önceliği artarsa barınmaya, eğer o imkan da artarsa güvenliğe geçer. Eğer yeme içme veyahut da bu ihtiyaç karşılanmadan diğer ihtiyaçlar karşılanamaz. Bence yeme içme ihtiyacını karşılanabilmesi için vatandaşımız şimdiden gerekli tedbirleri alması icap ediyor. Mutlaka stoklama anlamında değil. Çünkü stoklamak tedbir amaçlı alması gerekiyor. Etkilenmemek için diyorsunuz. Evet. Şimdi stoklama yalnızca devletimize zarar vermiyor. Aynı zamanda vatandaşımıza da zarar veriyor. Stoklama anlamında değil. Bunu büyük marketler veya marketler zinciri yapıyor. Fakat vatandaşımız perakende tüketime kalktığı zaman bu gelen maliyet vatandaşımızın sırtında kalıyor. Onun için bu stoklama olayına gitmeden gerekli ihtiyaçlarının sağlanması icap ediyor. Yani sadece tedbir amaçlı tabii. Gıda ürünleri alması gerekiyor diyorsunuz. Yani ben söylemiyorum bunu, veriler söylüyor. Bu yeni dünya düzeni artık petroller veya yakıtlar veya madenler üzerine değil, tamamen gıda ve su üzerine. Yeni dünya düzeni gıda sektörü ve su üzerine kuruluyor. Şimdi yakındaki Ukrayna'daki buna en büyük örnek Ukrayna'daki savaş. Bu Ukrayna savaşı her ne kadar Rusya ile Ukrayna arasında olsa bile Ukrayna topraklarının şu anda 2/3'ü Amerika şirketlerinin eline geçti. Tamamen verimli topraklar onların eline geçti. Ve dolayısıyla dünya veya bizim bildiğimiz tabirle süper güç dediğimiz sömürgeci devletler dünyada yeni bir düzen oluşturmaya çalışıyor. Bunun yeni düzenin temelinde şu var. Bir, milliyetsiz devletler, mesnetsiz toplumlar. Yani bu toprakların satın alınmasıyla
devletler içerisinde oluşturulan toplumlarla yeni bir devlet veya devletçikler oluşturmak. Bu da yani o milliyetsiz devletlerin oluşturulması yönünde yol alıyor. Şimdi yakın zamanda Türkiye'de de aynı bu durum söz konusu olarak devreye girecek. Nasıl girecek? Biliyorsunuz Ukrayna'da 26 milyon ton buğday dünyaya Türkiye kanalıyla ihraç edildi. Aslında Türkiye açısından bu olumlu bir hareketti. Fakat devamı gelmediği müddetçe hazıra dağlar, atalarımız der ki hazıra dağlar dayanmaz. Bu 26 milyon ton fakir ülkeler yerine yine zengin ülkeler veya Avrupa Birliği ülkeler veya Amerika tarafından paylaşıldı. Zengin ülkeler tarafından paylaşıldı. Şu anda hala fakir ülkeler veya geri kalmış ülkeler açlık sınırıyla karşı karşıya. Şimdi Türkiye'de özellikle gıda sektöründe su kullanımı ve gıda sektöründe bir sınırda yaşamaktadır. Çok acil olarak devlet planlama teşkilatı gibi kuruluşlar, gerçi yok ama Tarım Bakanlığı gibi kuruluşlarımız çok acil olarak gıda planlamasını yaparak hayata geçirmesi gerekiyor. Bunun da en önemli nedeni şu, mutlaka araziler, tarlalar boş kalmayacak, her türlü ürün elde edilecek ama her fırsatta, her küçük alanda dahi ekime gidilmesi gerekiyor. Çünkü siz hepimiz de göreceğiz ki belki torunlarımız kalmayacak, bizler de göreceğiz bu olayı. Artık dünyada dövizdir, altındır, gümüştür bunların para etmediği, yalnızca gıda ve suyun geçerli akçe olduğu görülecek. Yani sen ne kadar altının dövizin olursa olsun bunun neticesi gıda almaya yönelik olduğu için tamamen gıda tarımsal sektör üzerine yönelik bir uygulamalar olacak. Yani enflasyonda tarım sektörü üzerinden yürüyecek, büyümede tarım sektörü üzerinden yürüyecek, harplerde tarım ve su üzerinden yaşanacak. Şimdi şu anda dünyada bir yeni dünya düzeni oluşturmak için savaşlar çıkarılıyor veya savaşlar oluyor. Aslında bu savaşlar her iki devlet arasında değil. Emperyalist devletlerle, süper güçlerle, gariban devletler arasında oluyor. Süper güçler bu savaşta birilerine Ukrayna'da olduğu gibi silah satarak topraklarını ele geçiriyor. Birileri de bu toprakları diğerlerinden ele geçirmek için mücadelesi devam ediyor. Yani şu andaki dünya savaşlarının temelinde gıda ve su var. Yani Türkiye'de buna hazırlıklı olması lazım. Hem buğday stoklama bakımından, hem yağ stoklama bakımından, üretim bakımından. Üretim olmazsa stoklama ancak ithalatlı olur. Onun için de mutlaka yerli üretimin, tarım sektörünün çok acilen hayata geçirilmesi gerekiyor. Yani o kadar atıl topraklar boş bırakılamaz. Dünya bu kadar krizin eşiğindeyken bizim bu kadar atıl topraklarımız boş yatıyor. Derhal bunların bir planlaması yapılarak üretime kazandırılması gerekiyor. Yani bu devlet politikasıdır. Devletimiz de umarım bu politikaya gerekli özeni gösteriyordur. Şimdi dünyada aslında dünya dediğimiz şey öyle hayal ettiğimiz gibi çok büyük bir organizasyon değil. Yani artık dünya eski dünya gibi de değil. Küçülmüş, adeta bir telefonun içerisine sığmış durumda. Bir yerde bir sıkıntı varsa diğer bir şeyin sıkıntının yaşanmaması mümkün değil. Dünyayı bir insan vücuduna benzetirsek, eğer beyinde bir sıkıntı varsa, bu rahatsızlık varsa veya hastalık varsa, özür dilerim, bunun kolun, ayağın veya kalbin yaşamaması mümkün değil. Tıpkı dünyada nerede yaşanırsa yaşasın, bu sıkıntı Türkiye'yi de buluyor ve şu anda da bu gıda sıkıntısını yaşıyoruz. Nasıl mı yaşıyoruz? Şu anda gıda sıkıntısı nedir? Eğer Türkiye kanalıyla o 26 milyon tonluk buğday dünyaya dağıtılmasaydı, dünya açlıkla karşı karşıya kalacaktı. Şu anda Türkiye'de bu sıkıntının içerisinde, hatta sınırında. Şu anda Türkiye kendi topraklarıyla boş kalırken, üretim yapılmazken dışarıdan ithal yöntemiyle gıda ürünleri elde ediyoruz. Buğdayı dışarıdan ithal ediyoruz, yağı dışarıdan ithal ediyoruz. Hayvancılık sektöründeki peynirini, sütünü, neredeyse her şeyi dışarıdan ithal edebilecek duruma geldik. Çünkü artık bizim ahırlarımız boş, meralarımız boş,
Millet emlak arazileri boş. Hayvan yok. Ve dolayısıyla üretim olmadığı için de tüketimi ve tüketim açığını dışarıdan ithal ederek karşılıyoruz. Bu da bizim yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Yani diyeceğim o ki dünyada bir sıkıntı varken gıda sektöründe özellikle gıda krizinde Türkiye'nin yaşamaması mümkün değil. Eğer Türkiye güçlü kalacaksa, Türkiye ayakta kalacaksa ki inşallah ebediyen kalacaktır. Yani insanlarımız mutlu olacaksa, insanlarımız huzurlu olacaksa mutlaka ve mutlaka gıda sektörünün tarımsal sektörden geçecek bu. Onun için de çok acil bu planlamanın yapılıp gelecek dönemde şimdi Avrupa'da bir telaş var. Kışın donacağız diye. Şimdi evet kışın donacaklar ama gelecek kışlarda aç kalacaklar. Bu aç kalmamak için Türkiye gerekli tedbirlerini alıp gerekirse gıda sektöründe stoklamalara gidip özellikle buğday gibi temel ihtiyaç maddeleri, un gibi bunları tedbirli mutlaka alınması gerekiyor.